Ahşap Kulübe yapımının ikinci bölümünden herkese merhaba. İlk bölümdeki bahsettiğimiz karayollarıyla yaşadığımız sıkıntıdan dolayı öbür tarafa ani bir şekilde başlamıştık ve videolarını çekmemiştik. Ama belirli kısımlarının aşama aşama fotoğraflarını almıştık. Bunları size bu videoda göstermek istedim. Bu sefer diğer tarafta yaptığımız gibi beton atıp içine direkleri gömerek değil, ahşaptan karkasımızı oluşturup hava şartları kötü olduğu için, sürekli yağmur ve kar yağdığı için direkt çatısını ondolinle geçici bir şekilde kapatıp ondan sonra betonlama kısmına geçerek burayı yapmaya karar verdik. Resimlerde gördüğünüz gibi ana taşıyıcıları 10-10 kullandım. Burası zaten bizim için geçici bir kulübeydi. 3-5 ay idare edecek kulübeydi. Yine de ana taşıyıcıları 10-10, iç kısımdaki ikişer direği 5-10, yine çatı kısmındaki ana direkleri 10-10 olarak kullandık. İkinci gün ilçeden kumu ve dış kaplamasına kullanacağımız tahtaları kamyonu yükleyip getirdikten sonra bizi biraz uğraştırsa da geç kalmamıza sebebiyet verdi ama ikinci günde buranın betonunu bitirebildik. Karayollarıyla yaşadığım sıkıntıdan dolayı biraz burayı alelacele, hızlı bir şekilde tamamlamaya çalıştık. O yüzden dolayı işlemleri hızlandırarak devam ediyoruz. Evet, tarih 11 Mart 2021. Mart'ın 11'ine gelmemize rağmen İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da bahar gelmesine, insanları günlük güneşlik dolaşmasına rağmen burada şu an kar yağıyor. Kar yağdığı için de bir saat önce yağmur başladı. Peşine kara döndü. Bekliyorduk zaten. Mecburen arabanın içine sığındık. Kulübenin yapım aşaması tahmin ettiğimden fazla uzadı. Hava şartlarından dolayı hiçbir şey yapamıyoruz. Normalde işte yaparken aşama aşama video da çekecektik ama maalesef ki hava şartlarından dolayı çekemiyoruz da. Çünkü telefonu dışarıda bıraksak ıslanıyor. Sürekli soğuk, yağmur, kar. Bir gün çalışıyoruz, üç gün çalışamıyoruz. O bir günde tam çalışamıyoruz. Normalde bunları kese kese yapıyorduk tahtaları ki şu kısım aslında balkon olacak. Ama baktık ki hava kötüye gidiyor. Hava durumunda da bir saat, iki saat sonra kar gözükünce hızlı hızlı olması için hiç kesmeden çaka çaka geçtik ki bunları sonradan keselim istedik. Ona rağmen sadece iki cepheyi kapatabildik. Diğer iki cephemiz hala açık duruyor. Tarlayı biraz düzlediler. Ama her taraf maalesef ki çamur. Şöyle göstereyim size. Şu an iki cephemiz kapandı. Bu tarafın da tahtaları uzun mesela, sağ tarafın. Onları artık sonradan keseceğiz. Biz burayı dediğim gibi, yani ben harfiyat sürecinde burada kamyonların başında durmak için yapıyorum. Artı malzemeleri koymak için. Çünkü burada olmayınca kamyonlar harfiyatı kafalarına göre döküp geçiyorlar. Sonrasında toparlamak ciddi zor oluyor. Geçen bu konuda bayağı bir zorluk çektik. Bir de malzemeleri sürekli evde tut veya arabada gezdir. Çok fazla malzeme var. Bu da olmuyor. O yüzden dolayı bu kulübeyi yaptık ki hem kendimiz işte işinle oturalım, dinlenelim, edelim. Hem de malzemeleri buraya koyalım, geçelim. 4'e 3 ölçülerimiz. 12 metre toplam. Bir metresini böyle bir saçak gibi, balkon gibi bırakacağız. Kulübenin iç kısmı 3'e 3, 9 metre olacak. Zaten bu geçici olacak. Bunu sökeceğiz, kaldıracağız. Dibine beton attık. Bu sefer betonu biraz daha sona doğru bıraktık. Dün attık, bugün yanlarını kapatmaya başladık. Kulübeyi ilk başta, ilk videolarda göreceksiniz, öbür tarafa yapmıştık. Orada daha sağlam olsun diye ilk başta betonu atmıştım ama bu tarafa taşımamız icap etti. Bu tarafa getirdik. O yüzden dolayı bu sefer bir hırsla, bir sinirle betonu sona bıraktım. Şimdi
4 gün önce de ciddi bir kar yağışı vardı. Her taraf tekrar bembeyaz olmuştu. O yüzden dolayı da alelacele ondolinleri çakıp kapattık ki içeriye biraz daha az su alsın, kar alsın diye. Onlarda da biraz yamukluklar var. Onları sonradan içten düzelteceğiz. İçten halledeceğiz. Hava şartlarından dolayı mecburen bu şekilde kısıtlı hareket etmeye çalışıyoruz. Yavaş yavaş toplanmaya başladı. Bakalım. Anlık yaparken videoyu çekemiyoruz. Yağmur, kar vesaire. Ama en son bittiğinde ne yaptığımızı, nasıl yaptığımızı o şekilde anlatarak aşama aşama, kısım kısım bazen fotoğraf çekiyoruz. Onları koyarak o şekilde sizlere göstermeye çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Ortalama bir saat daha bekledikten sonra kar yağışı iyice şiddetlenmeye başlayınca yavaş yavaş hava da kararmaya başlıyordu. Bugün bu kadar deyip yola çıktık. Yolda çektiğim videoda da gördüğünüz gibi 2 saatte kar, Mart ayında olmamıza rağmen ortalığı bembeyaz yaptı. Malzemeleri getirmek için bir kısmını dobloyla taşıyabilsem de daha inşaat sürecinde bana çok fazla malzeme lazım olacağı için nakliye ücretleri de mazot fiyatlarından dolayı pahalı olduğu için baktım bu iş böyle olmayacak. Hayatımda hiç traktör kullanmamış olmama rağmen bir ATV alma gibi bir niyetimiz vardı. ATV yerine traktör alalım, hem de işimizi görelim, malzememizi taşıyalım deyip ne alır ne edilir derken dediler ki bize traktörün atası 135'liktir, çeyrek altın gibidir, İlk kullanım içinde idealdir dediler ve hayatımızda yine bir ilki gerçekleştirerek bir traktör satın aldık. Yeni bir günden merhaba. Ne yağmur ne kar bırakmıyor peşimizi. Bugün biraz güneş var ama 2 saatlik bir güneş. Hava gerçekten soğuk. Tamamlayamıyoruz. Güneşten çok fazla göremeyeceksiniz ama soğukluğunu şöyle göstereyim size. Buzlar nasıl tutmuş pozisyonda. Bu kadar çok kar yağacağını bildiğim için çatıyı bir an önce kapatmakta derdim. Çatıyı, yan tarafları vesaire. O yüzden dolayı ondolinleri alelacele çaktım. Alt tabanlarını daha yapmadan. Şimdilik biraz yamuk yumuk duruyor ama onları içten düzelteceğiz. Kulübeyi %60 oranında tamamladık. Yine dış tahtaları çakarken yağmura maruz kaldığımız için artık bir an önce en azından üç tarafı kapansın diye hiç kesmeden uzun 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 çaktık. Bunlar şu an burada fazlalık. Onları ben birazdan kesmeye başlayacağım. Betonumuzu atmıştık. Biraz hayvanlar gezmişler üstünde ama gayet güzel oldu betonumuz da. Yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Aynı şekilde buralar kapalı ama açılacak. Burayı önüne böyle bir saçak gibi bıraktım. Zaten buraları çakmadık şu an. Görüyorsunuz. Şimdilik böyle ilerliyor. Bakalım. Bir bitirelim de ne çıkacak ortaya bir görelim. Çalışmaya devam. Çalışırken çekemiyoruz. Anca böyle durak durak çekip atacağım sizlere. Keyifli izlemeler. Bundan
Ondan sonrasında havalar bir hafta 10 gün kadar çok kötü gitti. Bir gün gelip bir tarafın uzun tahtalarını kesebildik. Bir gün gelip işte balkonun uzun kısımlarını kesebildik. Bir gün geldim ön tarafın kısa tahtalarını çaktım. Bir gün geldim kapısını yaptım. Bu şekilde ilerledik. Bir hafta sonra havalar artık yavaş yavaş toparlamaya başladı. Ve işin özüne bakarsanız yavaş yavaş kulübenin tadını çıkarmaya başladık. Daha tam kapanmamış olsa da etrafı. Ama artık sabahtan buraya geldiğimizde yağmurdan, kardan sığınabileceğimiz bir kulübemiz vardı. Tabii bu durum en çok sevinenlerden birisi Pablo oldu. Bizim için de çok iyi oldu. Yavaştan artık içeriye malzemelerimizi koyup işte çalışırken burada semaverimizi, yemeğimizi yapmaya başladık. Havalar biraz düzelince fırsat bu fırsat deyip tabanın en azından elimizdeki çıkma parkelerle parkesini yapalım deyip köpüğünü serip parke döşemelerini yaptık. Çatının üst kısımlarına, üçgen kısımlarına tahtamız yetmemişti. Onları da gidip ilçeden tahtaları aldığım yerden oraya lazım olacak şekilde yeniden yaptırıp havalar yağmura kara dönmeden ön kısmın ve arka kısmın üçgen kısımlarını da kapattık. Ufak tefek kulübelerin eksiklerini tamamlamaya devam ettik. En son tüm malzemelerimizi içeriye yerleştirip kapıya ufak çaplı bir kilit takıp bu şekilde kulübemizin en azından yağmurdan, kardan koruma altına aldık. Tabii hava şartları kulübe yapımını yavaşlattığı gibi arazideki harfiyat sürecimizi de çok yavaşlattı. Biz burada kulübeyle uğraşırken bir yandan da araziye harfiyat çekilmeye devam edildi. Kar yağmadan önce araziye en azından bir silindir vurulup toprağın iyice sıkışıp üstüne yağmuru karı yiyip daha da pekişmesini istedim. Bu süreçte kepçe ve grader geldi, araziyi düzledi. Üstüne bir silindir kiraladık. Silindir de bunun üzerinden geçti. Toprağı iyice sıkıştırdı. Kulübenin de yapılan bu işlemlerden sonra fotoğraflarda gördüğünüz gibi son hali hemen hemen bu şekilde oldu. Hem kulübenin işlemlerine devam edip hem de arazinin harfiyat işlemlerine devam ederken tabii ki de artık yavaş yavaş Mart'ın sonlarına geliyorduk ama bir sürprizle daha karşılaştık. Etrafımız, arazimiz, doğamız, her tarafımız tekrardan bembeyaza büründü. Ciddi bir kar yağışının altında kaldık. Yine bu işlerimize bayağı bir sekte vurdu. Ama hayırlısı olsun dedik. Bu bölümü bu şekilde bitirdik. Artık karlı kısım bir sonraki bölüme kalsın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.